Merhabalar, ben Çetin Çetintaş. Bugün Selma Çiçekdal'la birlikte sabah rutini 2'de yaptığımız çalışmanın devamını yapacağız. Hatırlıyorsanız 15 gün boyunca notlar yazmıştık. Şimdi bu notlar üzerinde zihinsel bir çalışma yapacağız. Bu beklentilerin bize ne yaptığını, hayatımızı nasıl etkilediğini görmek üzere bir çalışma yapacağız. Nasıl geçti notlar? Başarılı geçtiğini düşünüyorum. Çünkü içimden geldiği gibi senin söylediklerini takip ederek aklıma ilk gelenleri yazdım. Her sabah farklı şeylerdi. Şu anda yaktıklarımdan sonra kalanlardan neler çıkacak, nasıl hissedeceğim, zihnimde nasıl bir alan açılacak bakalım. Evet, şimdi yaktıklarımız ve yakmadıklarımız var. Yaktıklarımızı somut alanda yok ettik. Şimdi yakmadıklarımızı da soyut alanda yakacağız. Aslında bunları içimizde yakacağız. O yüzden saklı tuttuk. Şimdi her 15 gün boyunca her gün bir tanesini seçip önce onu bir içimizde işleyeceğiz, yakacağız. Sonra o kağıdı gömeceğiz. Çünkü içini boşaltmış olacağız onun. Ondan sonra onu bir toprağa gömeceğiz. Ardından ertesi gün yine arasından bir tanesini seçip çalışmaya devam edeceğiz. Tıpkı somutta onun mumda yanması gibi bütün bu beklentilerimizin de içimizde yanmasının verdiği hafifliği ve dönüşümü deneyimleyeceğiz bu meditasyonla. Seç bakalım bir taneyi, siz de seçin ve önünüze koyun. Önce şuna bak. Rahat bir oturuştayız. Altımıza minder koyabiliriz daha rahat oturmak için. İster bağdaş kurun, ister bizim gibi Vajrasana'da oturun. Gözlerinizi hafifçe kısarak notunuzu okumaya başlayın. Gözler tamamen açık olmasın, çok hafif kısılı olsun. Notu okuduktan sonra gözlerini kapat. Ve aklında sadece o okuduğun şey olsun. Onun üzerine düşünme. Yapabilip yapamadığını, o günün gerçekten öyle geçip geçmediğini düşünme. Sadece bir diziyi açmışsın gibi bu cümleleri zihninde aç ve onların zihninde yaptığı şeyi izlemeye başla. Bir televizyon izlermiş gibi bu cümlelerin içindeki yansımasını izle. Yeniden gözlerini hafifçe arala ve cümleleri tekrar oku. Ve gözünü tekrar tamamen kapat. Okuduktan sonra bırak. Yine bir televizyon izlermiş gibi içerideki yansımalara şahitlik et.
Bir kez daha gözlerini arala ve yazdıklarını oku. Ve gözlerini kapatıp yeniden içeride bütün o manaların uyandırdıklarına bak. Ve son kez okumadan benim söylediklerimi içinden tekrar et. Ben olan ve olmayanın toplamıyım. Eksik gördüklerimin hayatımda fazlalık yaratmamasıyla, fazla gördüklerimin hayatımda eksiklik yaratmaması sayesinde şu anda burada oturuyorum. Ne bir şey eksik, ne de bir şey fazla. Tam olan şey, içinden tam bile çıksa eksilmez. Üzerine tam bile konulsa tamlığı artmaz. Ve tam şu anda, burada, ne eksikle ne fazlalıkla oturduğunu hatırlayarak bir kez daha gözlerini aç ve son kez oku. Gözlerini kapat. Dikkatini karın bölgene ver. Kendi bedenindeki sıcaklığı hisset. Özellikle karın bölgesindeki ateş elementini hisset. Ve dikkati vücudundaki sıcaklığa ver. Karından yayılarak bütün bedeninin yandığını hisset. Kollarının yandığını, bacaklarının yandığını, boynunun, yüzünün, saç köklerine kadar yandığını hisset. Karındaki ateş, ben dediğimiz alan bütün bedenimizi yakıversin. Ve ben sandığım her şeyi bırak burada kül olup uçursun. İnsanın yaşam yolculuğu ne kadar çok gözükse de tek kişilik bir yolculuk. Bu ateş tek kişilik bir
bir ateş ve bırak seni yaksın. Ellerini karnına koy, önce sağ elini koy göbek deliğinin biraz altına, sonra onun üzerine de sol elini koy. Avuçların içinde karnındaki ateşi hisset, yaşam ateşini. Ellerini göğüs kafesine getirerek birleştir avuç işlerini. Pratiği tamamlayalım. Derin bir nefes al. Çeneyi yavaşça düşür göğüse doğru. Ve kağıdınızı toprağa gömebilirsiniz. Yarın bir sonraki kağıtla matımızın üzerinde buluşalım. Namaste. Namaste.